Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının zihniyetinin Kuzey Kıbrıs'ı izole etmek olduğunu söylediği Tatar siyasi pozisyonuyla ilgili ise geleceğe umutla bakabilmemiz için bu şekilde bir siyasi irade ortaya koyulmalıydı dedi. Lefkoşa Doktor Burhan Albantolu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan birkaç gün önce doğum yapan kadının bebeğinin hastaneden kaçırılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Özyılkan Doktor Burhan Albantolu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Bölümünde kamuoyuna da yansıyan bebek konusunda konu polise intikal etmiş olup gerekli tüm araştırmalar yapılmaktadır dedi. CHP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs'ta tek çözüm modelinin iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunun altını çizdi. İddia edilen Milli Havayolu Şirketi hakkında ne muhalefetin ne de toplumun hiçbir şey bilmediğini kaydeden Erhürman, Demokrat Parti kurultayından sonra 7 kişinin Turizm Bakanlığı'na istihdam edilmesini eleştirdi. Atatürk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı, 2014 yılında borç batağı içinde olan Arabahmet şirketinin bugünkü konumundan bahsederek sıfır personelli ve 2 milyon Türk lirası nakit varlığı olan bir şirket haline geldi dedi.